Sesli köşelerde Erhan Başyurt'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan "Devlet aklımı sıcak savaşa götüren intikam saldırısı mı?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ABD, İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün komutanı Kasım Süleymani'ye saldırı düzenleyerek Bağdat'ta öldürdü. Saldırı, İran ve Şii dünyasında şok etkisi yaptı. Süleymani, doğrudan İran dini lideri Hamene'ye bağlı çalışan ve İran'ın dış askeri operasyonlarının beyni konumundaydı. Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan, İran'ın tüm bu bölgelerdeki 5. kol faaliyetlerini organize ve idare eden isimdi. İran, devrim sonrası Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde silahlı gruplara eğitim ve teçhizat desteği, zaman zaman da doğrudan gönüllü desteği vererek nüfus ağını genişletme politikası güdüyor. Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da bunu başardı. Yemen'de, Körfez ülkelerinde ise denemelere devam ediyordu. Süleymani, Irak'ta Haçlı Şabi silahlı milis grubunun kurulmasını, öncesinde de Bedir Tugaylarının oluşturulmasını sağlayan, destekleyen ve yönlendiren isimdi. Suriye'de Esed rejimine doğrudan destek verdi. Gönüllü Kudüs gücü askerlerini, Hizbullah ve diğer Şii örgütlerinin gönüllü milis desteğini yönlendirdi. Kendisi de Esed güçleriyle birlikte sahada çatışmaları yönetti. Suriye'de cepheden fotoğraflar vermekten çekinmedi. Lübnan'da Hizbullah'ı önemli bir güç haline getirdi. İran, yüzyıllar sonra Şii hilali, Şii yayı ya da Şii ekseni olarak adlandırılan coğrafyada ilk kez bu kadar etkin söz sahibi haline geldi. İran, Irak, Suriye ve Lübnan hattı büyük oranda İran'ın ve dolayısıyla Süleymani'nin etkisindeydi. İran, İsrail merkezli bir saldırı halinde Hizbullah ve Suriye'de oluşturduğu üsler, Hamas ve İslami Cihat örgütleri üzerinden doğrudan cevap verebilecek, Akdeniz'e doğrudan ulaşabilecek bir hat inşa etmeyi önemli oranda başardı. Irak'ta ve Suriye'de Şii karşıtlığı öne çıkan IŞİD ve El-Kaide uzantısı örgütler ana hedef konumundaydı. Nüfusunun yarısı Zeydi, Şii olan Yemen'de Husilere destek verdikleri ve Suudi Arabistan'ı hedef haline getiren saldırıları organize ettikleri de biliniyor. %70'i Şii olan Bahreyn, %46'sı Şii olan Umman ve %40'ı Şii olan Kuveyt'te Körfez'deki operasyonların temel hedefi konumunda. İran'ın, Afganistan'ın %15'ine tekabül eden Herat merkezli Şiilere destek verdiği ve Taliban rejiminin devrilmesi için ABD ile işbirliği yaptığı da biliniyor. Hatta Taliban ve El-Kaide üstlerinin konumlarını bizatihi Kasım Süleymani'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Cenevre'de bir araya geldiği ABD'li yetkililere verdiği ortaya çıktı. 2007'de Kudüs gücünü terör örgütlerini desteklemek suçlamasıyla terör örgütleri listesine alan ABD'nin, Irak'ta çok sonrasında da Süleymani ile bir araya geldiği ve hatta seyahat yasağına rağmen kendisine Irak'a kendisi tarafından giriş izni verildiğini Zalmay Halilzad açıkladı. Süleymani, İran devriminden bu yana yükselen bir isimdi. İran-Irak savaşı sırasında cephede yer almış, sonrasında da askeri operasyonlarıyla İran'da efsane haline gelmiş bir isimdi. Kimilerine göre İran devriminin çesi, kimilerine göre de birçok terör örgütünün ve kanlı eylemin arkasındaki isimdi. İran'da Kürtlere yönelik devrim sonrası yapılan silahlı müdahaleyi yönettiği, birçok sivili kurşuna dizdirdiği, Yemen'den Suriye'ye, Afganistan'dan Irak'a akan birçok sivilin kanında eli olduğu iddia ediliyor. ABD'li uzmanlara göre de 600'e yakın Amerikalı asker, diplomat ve sivilin hayatlarına mal olan saldırıların arkasında o var. Süleymani, buna karşılık İran'ın dini lideri Hamene'nin sağ koluydu. Devrim muhafızlarına bağlı olmakla birlikte, devrim muhafızları komutanıyla aynı rütbeye sahip ve Hamene'ye doğrudan bağlı bir isimdi. Erdoğan'ın şehit dediği Süleymani'nin Türkiye'ye geldiği ve Hamas'la pazarlıklar yaptığı da biliniyor. Devrim muhafızlarına yakın Javan gazetesi, Ekim 2019'da Barış Pınarı operasyonu öncesinde İran'la yaşanan gerilimin ardından, Erdoğan, 15 Temmuz'da Batı ve Arap devletleri onu devirmek isterken askeri darbeden İran istihbaratının sayesinde kurtulduğunu unutmuş gözüküyor, diye sitemde bulunmuştu. İran, şok saldırının ardından ABD'ye çok sert tepki verileceğine dair açıklamalarda bulundu. Hatta tarihi boyunca ilk kez
kumda kırmızı bayrak çekilerek Kerbela'da olduğu gibi intikam yemini edildi. Süleymani'nin öldürülmesi şüphesiz barut fıçısı Orta Doğu'da yeni bir patlamanın fitilini ateşleyebilir. Peki ABD böyle bir saldırıyı neden gerçekleştirdi? 12 yıldır arandığı halde ABD'lilerle de görüşen Süleymani için ne değişti? İran gerginliği sıcak savaşa dönüştürür mü? ABD açısından bardağı taşıran son damla ABD'nin Bağdat'ta yüksek güvenlikli yeşil bölge içerisindeki elçilik binasına Haçlı Şabi güçlerince yapılan baskın oldu. Haçlı Şabi, Süleymani'nin kurduğu IŞİD'e karşı savaşan ve ardından Irak'taki Şii rejim muhaliflerini bastırmak için tedhiş gücüne dönüşen 50 bin milisli bir örgüt. Süleymaniye yönelik İHA saldırısında öldürülen 4 Haçlı Şabi komutanı da var. Haçlı Şabi komutanlarının Süleymaniye'yi karşılamak için Bağdat Havaalanı'na geldikleri kaydediliyor. ABD, Haçlı Şabi liderleri ve mevzilerine eş zamanlı başka saldırılar da gerçekleştirdi. Elçilik binasına girip ateşe verip geri çekilen milis güçleri ve arkasındakileri ABD affetmemiş görünüyor. Libya'da ABD'li diplomatların El-Kaide tarafından öldürülmesi, dönemin Dışişleri Bakanı olarak Hillary Clinton'ı başkanlık yarışında en çok zorlayan konuydu. ABD Başkanı Trump seçim yılına girerken benzer bir olayın kendisini de zora sokmasını istemediğini bu şok saldırıyı yaparak gösterdi. Saldırının zamanlamasının ABD iç politikasına bakan başka yönleri de olabilir. Trump, Senato'da dokunulmazlığının kaldırılması oylaması öncesi İsrail yanlısı lobilerin desteğini bu saldırıyla garantilemek istemiş olabilir. Nitekim saldırıya en ateşli desteği İsrail yönetimi verdi. İsrail yönetimi İran'a askeri müdahalede bulunulması için uzun süredir yoğun çaba sarf ediyordu. Iraklı IŞİD liderinin Suriye'de, İranlı Süleymani'nin de Irak'ta öldürülmesi seçim döneminde Trump yönetiminin elini güçlendireceği düşünülmüş ve Mesih'in yeryüzüne inmesi için Orta Doğu'da büyük bir savaşın yaşanması gerektiğine inanan ve ABD toplumunun üçte birinden fazlasına hitap eden Hristiyan evangeliklerin desteği de hedeflenmiş olabilir. ABD, İran'ın Şii yayını hayata geçirme girişimlerinden İsrail gibi rahatsızlık duymaya başladığını ilk kez bu kadar açık etti. Bush yönetiminde etkin neokonlar, Saddam ve Sünni Baas rejimini devirirken, Necef ve Kerbela'nın Şiilerin dini merkezi olduğunu, %60'tan fazlası Şii olan Irak'ta kontrollü bir Şii yönetiminin Kum mollalarının etkisini kıracağını düşünüyordu. Lübnan Hizbullah'ının da Arap oldukları için Necef ve Kerbela'nın kontrolüne gireceği ve İran etkisinin azalacağı hesaplanıyordu. Hesaplar tutmadı. Süleymani'nin organize ettiği askeri faaliyetler Irak'ta da Suriye'de beklenen dönüşümleri engelledi ve Hizbullah'a ilişkin öngörüleri de boşa çıkardı. ABD Irak'ta Saddam'ı devirdi. Suriye'de Şii, Nusayri, Esed yönetimi karşıtlarını destekledi ancak kazanan her iki ülkede de sonuç itibarıyla İran oldu. İran 40 yıldır ABD ile yüksek gerilim yaşıyor ancak Rusya ve Çin'in desteğinde 5. kol faaliyetlerle ayakta kalmayı başarıyor. İran'ın 1,5 ay kadar önce uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklaması da ABD ile gerilimi yeniden tetikleyen unsurlardan birisi. ABD, İran'a ne kadar el yükseltebileceğinin dolaylı mesajını verdi. Şam'dan Bağdat'a uçan Süleymani'nin takip edilmesi, Katar ya da Kuveyt'ten füze yüklü İHA'ların kaldırılması ve ABD'deki merkezden Trump'ın talimatıyla vurulması, saldırının kapsamlı şekilde planlandığını ve son derece bilinçli yapıldığını gösteriyor. ABD yönetimi şimdi de bir intikam saldırısı halinde 52 İran hedefini vuracaklarını açıklıyor. Askeri, nükleer ve petrol tesislerinin ana hedefler arasında olduğu öngörülüyor. ABD, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Irak, Kuveyt, Katar, Umman'daki askeri üsleri, uçak gemileri ve nükleer denizaltılara gerek kalmadan adeta İran'ı kuşatmış durumda. Kürecik radar üssüyle İran'ın tüm hava hareketlerini izleyebiliyor. İran'ın intikam saldırısının sıcak bir çatışmaya dönüşmesi halinde ABD'nin bir kara operasyonu yapmak yerine füzeler ve hava saldırılarıyla İran'ı mefluç etmeye çalışacağı ihtimali üzerinde duruluyor. İran'ın da askeri güç dengesizliğinin bilincinde olduğu için sıcak savaşa dönüşecek bir karşı hamle yapması beklenmiyor.
İran'ın ekonomik durumunun da böyle bir sıcak çatışmayı kaldıramayacağı, halk desteğinin de rejime eskisi gibi yüksek olmadığı kaydediliyor. İran'ın bu nedenle asimetrik bir saldırıyla intikam alması ihtimali üzerinde duruluyor. Yani İran'ın bombalanmasına ve yıkılmasına neden olabilecek doğrudan bir askeri saldırı değil de, 5. kol faaliyetler kapsamında desteklenen silahlı örgütler üzerinden direkt İran'ın devlet olarak suçlanamayacağı, dolaylı ancak güçlü bir mesaj verebileceği tahmin ediliyor. İran'ın bir yandan intikam niteliğinde bir asimetrik saldırı organize edip, diğer yandan resmi olarak da ABD ile tansiyonu düşürmeye çalışması bile böyle bir süreçte sürpriz olmaz. İran, bilinen en kötü devlet geleneğine ve stratejiye sahip ülkelerden birisi. Batılı ülkelerle sıcak çatışmaya girmemeye özen gösteren bir ülke. Öfke kontrolüne yönelik intikam beyanlarına bakmayın. Öfkeyle ayağa kalkıp ABD'ye savaş açmayacak kadar ciddi bir devlet aklına sahipler. Stratejik hamleleri fazlasıyla şaşırtıcı olabilir, diyor Erhan Başyurt, TR724'deki köşesinde.